Serpent Bey. Hı. Yemek hazır. Buyurun sofraya. Şadiye'ye de haber verin. Üstünü başını giyinsin gelsin, adam gibi otursun sofraya. Onunla konuşacaklarım var. Sen de çocukla elini ayağı al, başka bir yerde yiyin. Şimdi çocuğun yanında buk subuk konuşur, çocuğun ahlakı bozulmasın. Peki. Vay be. Ne güzel olmuşsun böyle hanım hanım. Gel otur, yemek yiyelim insan gibi. Gel. Abim benim ya. Zaten var ya, hep sen sahip çıktın bize be Bahadır abi. Vallahi. Tabii çıkacağım kızım, aileyiz biz. Ayrıca Sermet diyeceğim. Anlamıyorum ben abi. Ya benim şu ablam da var ya, tırnak kadar akıl olsa hemen senden evlenirdi abi. Ya yakışıklılık sende, güç sende, para sende. Ya karizma desen zaten abi, onu hiç söylemeye gerek yok yani. Aşmış kendini, tavan yapmış yani. Değil mi? Yani terapiler işe yaramış bakıyorum da. Sağ olasın abi. Şadiye. Sence ben bu küçük numaralarını yer miyim? Yemezsin herhalde Bahram. Sermet lan. Öf ama ya, öf! O zaman ciddi ciddi konuşalım Sermet Bey. Şimdi sen bana o istediğim evi alacaksın. Ben de senin istediğin gibi böyle cici olacağım. İstanbul hanımefendi görsün değil mi? Vay arkadaş, öyle oluyor işte. Baht olmayınca başta ne kuru dayalar ne yaşta. Sen de insan çıkmadın be Şadiye. Şöyle yardım etmedin Sermet abine. Bir kardeşlik yapmadın. Olsun olsun. Valla kardeşlik merdeşlik onlar kolay iş. Sen benim istediğimi yapacaksın. Ben de senin istediğini yapacağım. Biz bu kadar çileyi bedavadan çekecek değiliz herhalde. Şadiye. Çok akıllısın sen değil mi? Çok çalışıyor senin kafan değil mi? Bir akıllı sensin değil mi? Bana yapmadan o kızın karşısında üçünlüğüne çıkmayacaksın. Bir ömür o kızın yanında kalacaksın. Akıllı ol. Ucuz numaralar yapma. Alo Picasso. Şadiye kızım sen neredesin? Öldük meraktan ya. Ya söyleyemem. Ben böyle şey için aradım. Öyle bir sesini duyayım diye aradım yani. Ya merak etme, zaten iyiyim. Kızım bak, seni görmem lazım. İyi misin, değil misin? Emin olayım bari. Ya yok, iyiyim ben. Beni merak etmen hoşuma gitti ha. Ya böyle içim sıkıldı benim bu gece. Böyle Picasso, ne bileyim, böyle karanlık, bunaltıcı bir gece yani bu gece. Tamam, istersen çık gel atölyeye. Öyle görüşelim, ha? Yok olmaz ya. Zaten yakında görüşeceğiz. Öyle bir biriyle konuşmaya ihtiyacım oldu yani benim bu gece. Ya tamam, neyse şey, kapatıyorum ben, tamam? Dur, tamam tamam, ben seni yarın arayacağım. İyisin değil mi? Şişt, bana bak, sakın arama ha, bu şeyin telefonu, benim arkadaşımın telefonu. Ben zaten yarın şey yapacağım buradan, ayrılacağım. Bak kimseye de söylemeyeceksin ha seni aradığımı. Bak vallahi bir daha yüzümü göremezsin ha benim. Hadi kapatıyorum ben, iyiyim bak, hadi. Alo, alo. Şişt, sen ne konuşuyorsun öyle kıyıda köşede fısır fısır? Yok ya, bu sergi için galeriyle kavga ediyordum da şimdi milleti mi uyandırayım yani? Yemeğin hazır. Seni seviyor her Laura'sı mı? Bize yasak öyle naneler kızım. Hem sevsek ne olacak Tatyana? Sevsek ne olacak yani? Herif almış işte gül gibi iyi aile kızını. Takmış yüzüğü de parmağına. Daha ne yani? Sen bilmiyorsun, onlar kavga etti. Bir gece geldiler, kavga oldu burada. Adam gitti, kızı bırak kaldı. Ben duydum. Bana bak, yakışıklı adam. Şş, bana bak. Atölyeye falan da gel dedi bu bana ha. Niye aradı sen? Kızım özlüyorum ya. Özlüyoruz yani.
Arada bir böyle sesini duyunca ne bileyim iyi geliyor. Daha rahat uyuyorum mesela yani, anladın mı? Ya normalde ben böyle yapmazdım aslında. Gizli numaradan arıyorum ben bunu. Sesini bir duyuyorum, kapatıyorum yani telefonu. Ne bileyim ya, böyle bir cesaret falan geldi herhalde bugün. Buna bak, meslek falan değiştiriyorum ya ben şimdi. Ondandır ha? Selamünaleyküm, müsaade var mı? Buyurun. Aleykümselam. Buyur, hoş geldin. Nasılsın hocam abi? İyi, sen ne yapıyorsun? İyidir. Tanımadın mı abla? Yok. Yaslandan ya, Babür. Uzun saçlıydı hani böyle. Aa, evet, evet, tamam. Hatırladım. Biz daha önce de karşılaştık onunla İstanbul'da. Değil mi Babür? Öyle abla, öyle. Abi bir adam geldi, seni görmek istiyor. Memlekettenmiş, adı Moskov muymuş, neymiş? Kayınpeder lan, al içeri. Abicim buyur. Hoş geldin Recep abi. Hoş bulduk abi. Buyur. Pek de hoş değiliz bu aralarda işte. Biliyorum Recep abi. Başın sağ olsun. Hatice ablayla Mehmet'e olanlar. Soba depmiş diyorlar. Öyle olmuş ya. Dostlar sağ olsun, yapacak bir şey yok. Recep abi cenazeye gelemedim. Hakkını helal et. İstanbul'da işler yoğunluğu da biraz. Ziyanı yok abi, ziyanı yok. Hayırdır? Bir sıkıntın var mı? Yani İstanbul'da her türlü yardımcı olabilirim ben sana. İyiyiz ya, geçinip gidiyoruz işte. Ben sana Şadiye'yi sormaya geldim Bahar. Senin kulağın deliktir. Hatice ile Mehmet'in cesedi çıkmış evden de Şadiye'nin çıkmamış. Bir şey duydun mu hiç? Ben bir şey duymadım Recep abi. Ama bizim elimiz kolumuz uzundur yani. Sağdan soldan bir haber alırsak sana iletiriz. Seni nerede bulurum? Ümmü'yle Tahtakale'de böyle borç harç bir tuhafiyeci açtık işte. Geçinip gidiyoruz orada. Mahalleye girdim, Moskova dedim mi zaten gösterirler. Naren'i hiç duydun mu, gördün mü? Görmedim Recep abi. Naren cadıdır, bir şekilde ayaklarının üzerinde durur da küçüğü ziyan olur ya. Neyse, bir şey duyarsan. Hadi sağ ol abi. Eyvallah Recep abi. Hayırdır, hangi rüzgar attı seni böyle? Hayırdır Recep abi, hayırdır. Abla kusura bakma, öyle lap diye girdik içeri ama müsaade edersen Recep abiyle öyle bir çıtır bir işimiz var. Tabii, müsaade sizin. Neymiş ya, merak ettim. Hadi sürpriz abi. Eyvallah ya. Allah'a emanet abla. İstifamı imzalatacaksınız. Şu Salih'ten davasını sonlandırıyoruz. İki gün daha müsaade etseydiniz bana. Saçmalamayı bırak da imzala şunu. Nedir bu? Sermet davasından vazgeçtiğine dair bir belge. Geri alacaksın başvurunu. Neden yapayım bunu? Şadiye karşılığı uzlaşmak istiyor seninle Sermet. Sen şikayetinden vazgeçeceksin. O da sana kardeşini verecek. Ne? Şadiye bulundu mu? Vazgeçmez değil mi? Hayır. Döneceğim tontişim. Kaçmıyorum yeri Şadiye.
Hem ben seni bırakıp gider miyim bir yere? Bak bekle. Şu İstanbul'da üniversiteyi bir kazanayım, seni de alacağım yanıma. Nasılsınız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.